Arkadaşlar bugün muhteşem bir video çekiyoruz ama Gimbal Zeynep'le birlikte. Evet, Gimbal ben. Aslında sen soyunmazsın. Zeynep'in kolu bir Gimbal. Evet, Gimbal. Bakın burada. Gimbal yalnız. Gimbal kolum var benim. Gimbal. Gimbal. Bak bak gözler der. Gimbal kolum var. Her markette Ramazan'a özel Ramazan reyonları açılır arkadaşlar. Biz de Ramazan reyonlarına bakmaya gidiyoruz. Neden bakmaya gidiyoruz? Bir, hem biz gezmek için. İki, hem siz gezmek için. Üç, hem fiyatlarını görün, alışveriş yapacağınızda hangi marketi tercih edeceğinizi karar vermek için. Bu kadar. Bence üçü de birden. Ve şimdi market market gezmeye başladık. İlk önce A101'e gidiyoruz. Bakalım A101'de neler var? Gelir gelmez hemen bu reyon ilgimizi çekiyor tabii ki. Şimdi kuru yemişlere bakacağız. Fiyatlarını da gösteriyorum, görebilirsiniz. Ceviz içi. Soslu mısır, soslu cipsi. Ne oluyor ya? Korktum be. Annem Zeynep'e pijama bakıyor. Tövbe estağfurullah, ben de diyorum ne ya. Geldi. Bu. Anne kız eğleniyorlar. Hangisi boyuna olur. Ama tatlıymış bakın. Cidden. Yersin. Çok tatlı ama. Kızdır göstereyim. Çok tatlı. Cidden çok tatlı. Çok güzel. Bizim bu hele köyden gelen 10 numara oluyor. Ay çok tatlıymış. Ramazan'la ne ilgisi var şu an bunun? Gidiyor. A101'den çıktık ve birazcık hayal kırıklığına uğradık. Evet. Ne yazık ki. Çünkü normalde Ramazan reyonu olur diye düşünmüştük. Fakat Ramazan reyonu çıkmadı karşımıza. Ne yazık ki. Belki büyük A101'lerde tabii ki olabilir. Bilmiyorum. Sizin oradaki A101'lerde böyle mi? Yoruma yazmayı unutmayın. Ama biz A101 reyonu olur diye düşünmüştük. Fakat ne çıktı karşımıza? Sadece kasanın yanında güllaç ve hurma vardı, bu kadar. Aynen, bir iki bir şey vardı. Zaten size onları da gösterdik. Şimdi bakalım diğer marketimizde neler varmış, diğer marketimiz neresiymiş? Geçelim. Burada fiyatları var ama ilk önce şunları gösterelim. Şekerpare. Şekerpare, büyüğü de var, küçüğü de var. Neymiş bu? İnce tel kadayıf. Bu neymiş? Kadayıf. Muhallebilik kadayıf. Bu önemli. Bu önemli bir yer. Bunu kaçırmamak lazım. Kolonya. Gül kolonyası. Gül suyu. Ama kolonya yani. Gül suyu kolonya aynı şey zaten. Ama gül suyu kolonyası. Önemli bir detay. İşte. Burada da güllaç. Kocaman. Güllaç nasıl içti? Bir an Zeynep'in gözü korktu. Kameraya kadraja girmemiş. O kadar büyük. Şöyle göstermemiz lazım. Güllaç. Geleneksel tatlınız revani. Ve burada hurma. Ramazan şerbeti yani. Ve Ramazan şerbetimiz var. Sonra gün kurusu var. Hayır, bizim en sevdiğimiz Ramazan şerbetini eğer görürsek size göstereceğiz. Evet. Bu videoda. O nerede? O çok güzel. Arkadaşlar bunun içerisinde tarçın olduğu için biz sevmiyoruz. Ama bir başkası var. O kadar güzel ki bu videonun içerisinde büyük ihtimal görürsek gösteririz. Beklemede kalın. Ve şimdi burada fiyatlarını size gösteriyoruz. Hazır mısınız? Şöyle göstereyim. Burada olmayan nerede olabilir? BİM'deki Ramazan yerini gösterdik. Şimdi Onur Market'e geldik ve burada da ayrı bir bölüm var. Evet, şimdi burası ve bu alan full onlar için. Aynen, burası ve şurası. Şimdi. İşte bizim en sevdiğimiz içecek bu. Evet, Ramazan şerbeti olarak ama. Evet, yani tabii. Ramazan'da en sevdiğimiz içecek bu oluyor. Peki, burada da var sanırım ama gözüküyor. Cidden onlar kadar ağır değil. Annem, kompostoyu bizim babaannemiz yapıyor. Burada yazıyor fiyatları ve yakından gösterelim hadi. Şöyle, şöyle ve burada yazıyor arkadaşlar. İçi gün kurusu. Burası güllaç. Güllacımız da böyle. Güllacı pek sevmiyorum. Çok sütlü geliyor bana. Çok ağır geliyor. Ya bilmiyorum. Ben sadece sanırım bir iki kere yedim. Ben de. Tadını o yüzden çok iyi hatırlamıyorum. Ben hatırlıyorum. Böyle çok sütlü. Bu ne be? Bu Minnacığım. Çok iyi. Ben turşu sevmiyorum ama bunu yiyebilirim. Ama tabii tadını seversen, tadını bilmiyorsun. Belki de kötü. Sırf mısır diye hemen hoşuna gitti, tatlı diye. Ha? Sen de. Şekerparemiz şeker duruyor. Aynen. Bak bu da büyük şekerpare. Hem küçük hem büyük koyuyorlar her yere. Tahin pekmez.
süper ikili. Ben bunları çok yedim. Süper ikili. Evet, hayda ben de. Var, ne kadar yediğimizi söylesene. Önceden hep alırdık, hatırlıyor musun? Evet. Önceden her gün alıyorduk hatta. Ben her günde bir paketin yarısından fazlasını yiyordum. Artık öyle değil ama. Burada da duruyor. Çünkü tane pekmez artık sevmiyorum. Ne yazık ki. Ben de bunu anlamış değilim ama. Artık benim tatlı şeylerim, zevklerim çok değişiyor. Evet. Küçükken sevdiklerimi şimdi sevmiyorum. Şimdi sevdiklerimi küçükken sevmiyordum. Bu ne? Kürek tahin helvası. Kürekle. Kürek kazık gibi sürüyor. Evet, zaten kürek demişler o yüzden. Niye kazık dememişler? Onlar kürek demeyi tercih etmiş. Anladın mı? Anladım. Bunlar ne? Şekerpareler zaten orada varlardı. Ve bunları da göstermiş olmamız lazım. Abi şey, peynir tatlısı. Aa, farklıymış. Nerede o? Burada. Aa, tamam, bunlar farklı, bunları göstermedik. Peynir tatlısını ben seviyorum. Burada göstereyim arkadaş. Ben bunu seviyorum, çok güzel bu. Ve bizi böyle Hacivat'la Karagöz karşılıyor arkadaşlar. Burada da Özdilek'teyiz. Gidelim bakalım şimdi, kapılar açılsın bize. Nasıl yer karşılıyor bizi, görün bakın. Şöyle. Hoş geldin Ramazan yazıyor kocaman yukarıda. Ve böyle bir yer yapmışlar. Bayağı güzel yer yapmışlar ya. Ben sevdim. Hatta marketlerdeki en güzel yer burası bence. Dekorasyon olarak. En çok burayı beğendim. Fiyatları böyle arkadaşlar. Ve burada kadayıf var. Kadayıfın fiyatı. Ondan sonra. Vay. Bunların fiyatı yazıyor. Anneme söyleyeyim de bir de çok. Buradan bakabiliriz. Olabilir. Şu anda yanımızda değil ama gelince söyleyebiliriz markalarıyla. Ramazan Nutella var. Herkesin canını çekti. Evet, herkesin canını çekti. Bakın Ramazan'a özel böyle yapmışlardı ya Nutella. Ben şunu anlamıyorum. Yeşilin ne farkı var, mavinin ne farkı var? Ya bence çeşit olsun diye yapmış olabilir. Trans yağ içermez diyor. Koruyucu, renklendirici içermez. Ha, hangisini tercih edeceksin? Bak şu an fark ettim bunu. Burada trans yağ yok. Burada da koruyucu, renklendirici yok. Evet, nedense transiyon olandan daha az, olmayandan daha az var. Ya bilmiyorum, demek ki daha çok tercih ediliyor. Burada da Ferrero diyor Zeynep. Ağlayacağım şimdi bak. Ağlayacağım şu an arkadaşlar. Şu an almak istiyorum. Abi bir şey soracağım, bu Ferrero'nun markası falan değildir değil mi? Hayır. Yan neden öyle yazıyor o zaman Ferrero orada? Zeynep benim en sevdiğim çikolatanın markası. Ben de o yüzden güldüm sandım kız. Allah seni iyiliğine ver. Nutella diyor bak. Evet. İşte. Gül, aça. Zeynep değişik değişik şarkılar söylüyor. Bak gül aç ya. Bir tane Leysa sil ne oluyor? Gül aç. Evet, gülü açıyorsunuz arkadaşlar. Bugün de Zeynep'in esprilerini. Ramazan pidesi. Böyle. İşte en sevdiğim Ferrero çikolata dediğim buydu arkadaşlar. Acaba bununla mı aynı marka diye düşündük. Aynı şey yazıyor. Belki de sen anlamı falan Ferrero vardır bunun. Ferrero dediğinde beni Ferro anladın. Ferro mu anladın gerçekten? Evet. Yani, harika. Ferro anlamış. Ses geliyor aslında. Belki de bir anlamı vardır, odur. Hiçbir fikrim yok. Özdile'yi de bitirdik. Çak. Ve son. Özdile'yi de gezdiğimize göre ve son marketimizi de gezmiş olduk. Harika bir cümle kız. Ben Türkçeden o yüzden bu kadar güzel not alırım arkadaşlar. Dediğim gibi sizce hangi markette daha güzel reyonları buldunuz aşağıya yazın. Ha, demedik ki. Dediğim gibi diyorsun. Demediğim gibi siz. Boşa saralım, hiçbir şey yaşanmamış gibi arkadaşlar. Tekrar dinleyin. Evet. Arkadaşlar demediğim gibi sizce hangi marketteki reyonlar daha güzel yorumlara yazmayı unutmayın. Ve Instagram hesaplarımıza takip etmeyi sakın unutmayın. Yani hem dekor olarak hem de fiyat olarak gezdik zaten, gördünüz. Hangisi sizce güzeldi? Yorumlarınızı bekliyoruz Zeynep'in dediği gibi. Ayrıca umarım hepinizin Ramazan'ı çok güzel geçer. Ve biliyorsunuz sınav haftasındayız. Umarım sınavlarınız da çok güzel geçer. Umarım hepsi çok güzel geçer. Böyle kombo olmuş olur. Harika bir Ramazan. Oo, bizim harika de bir geçsin, sınav haftası. De. Harika bir karne getirelim. Mis gibi olsun her şey. Çok güzel fikir. Güzel fikir. Nasıl fikir? Ben bence bu fikri herkes her yıl ister. Evet, ve ben de şu an hepinize bunu söylüyorum. Ve ayrıca Zeynep'in doğum günü de yaklaşmış ama kutlayacak mıyım bilmem. Kutlar mıyım bilmem. Yaklaşıyor acaba. Kutlarsın, kutlarsın. Acaba sizin o beğendiğiniz videodan yeniden çeker miyiz böyle Zeynep'in doğum gününü kutluyoruz falan diye. Bilemem yani. Gimbalık görevini görmüyorum şu an. Niye? Niye?
Canım istemiyor. Değil mi? Ben hemen acaba'ya dönüştürdüm ya doğum gününü. O yüzden hanımefendi. Kemiklerim çok iyi. Bilemiyorum yani gerçekten. Ben böyle bir şey görmedim. Kemiklerim çok iyi. Ne ya? Bu nasıl bir cümle ya? Çok iyi, çok iyi. Kamerada çok komik gözüküyor. Bayağı komik. Alemsin kız. İşte. Alemsin kız. Nasıl biliyorsun böyle şeyleri? Ya ben de şaşırıyorum böyle komik espriler bildiğime evet. Ama. Ne hissediyorum? Evet. Bakın ben... ablam tuttuğunda böyle ben tutayım. Araba duruyor, haksızlık. Araba duruyor şu an. Demek ki bu kadar benden yana yani. Bak görüyorsun, bak hareket etti. Kanalımıza abone olup bildirimlerini açmayın. Unutmayın. Hoşçakalın. Bye. Yeni hareketim ama çık çık.